Herkese merhaba. Ben Leonard Ferhati. 16 lira. Tekrar Bulgaristan'dayız. Filibe şehrinde. Bulgaristan'ın ikinci büyük şehriymiş. Nüfusu da 400 bin civarında. Çok eski tarihlere dayanıyormuş şehrin oluşu. 7 bin seneye kadar rehberimizin söylediği gibi. Gerçekten ziyaret etmeye değer bir şehir. Birazcık kalabalığı benziyor. Bayağı bir turist varmış. Yani Bulgaristan'ın dedikleri gibi ikinci büyük şehri ve tabii güzel olması lazım. Güzel de zaten. Bayağı bir Osmanlı geçmişi varmış bu şehrin. Yeni ismi Plovdiv. Önceki ismi Filibe. Filibe ismi de Makedonya'nın kralından geliyormuş. Filip kralından. Böyle söylüyorlar. Biz ufaktan gezeceğiz, gezmeye de devam ediyoruz. İnşallah görüşeceğiz. Filibe'nin ana caddelerinden birisindeyiz. Kalabalık bir cadde. Kafeler, mağazalar, resmi ofisler, kurumlar, bankalar. En önemli cadde buymuş. Azilerde zaten şehir merkezi var. Burası birazcık güzel, temiz. Burası bir Avrupa ülkesine benzetebiliyoruz. Normalde ben daha büyük bir beklentideydim. Yani daha gelişmiş bir Bulgaristan bekliyordum. Fakat tabii yani bayağı bir iş daha lazımmış. Ya da daha doğrusu şöyle söyleyebilirim.
bir önceki videoda da söylemiştim. Türkiye Bulgaristan'dan daha gelişmiş. Ama Bulgaristan'ı bizim ülkeyle, Anadolu'yla çok rahatla, çok rahatlıkla kıyaslayabilirim. Böyle eski bir şehir dediğimiz gibi. Birazcık Avrupa yapısına benzetmeye çalışmışlar birçok açıdan. Böyle. Gördüğünüz gibi işte Filipi böyle bir şehir. Türkiye'ye çok uzak değil. 450 km böyle bir şey. Ankara'ya gitmişiz. Ha Filipi'ye gelmişiz. Ziyaret edilmeye gereken bir şehir mi? İmkan olduktan sonra ziyaret edilir. Tabii çok büyük beklentilere girerseniz Avrupa ülkesi göreceğim diye kırık hayalleri düşebilirsiniz. Normal. Yani çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de çok daha güzel yerler var. Gezilecek güzel yerler var. Ama tabii burası da farklı bir tecrübe. İmkanı olan gelir. Normal fiyatlar çok pahalı değil. Yani şöyle diyebilirim. Türkiye'de bu döviz olayı olmadan önce Türkiye'den daha ucuz. Ama tabii şimdi Türkiye'den döviz alıp buraya gelmek, yani Türkiye'de biraz pahalı olduğu için, yani dövizi almak zor olduğu için burası ne oldu? Otomatikman pahalı bir ülke olmuş oldu. Ama Avrupa ülkelerin en ucuz ülkesi. Yani Avrupa'nın üye olan ülkelerden en ucuz ülkesi. Asgari maaş zaten 250 euro değerinde. 400 civarında lira mı? Birazcık daha fazla, 430 o civarda. İnternetten baktım. Zaten çoğu, yani buradaki halkın çoğu diğer Avrupa ülkelerine gidiyor. Burada pek bir iş imkanı olmadığını duyduk. Öyle, tarım ülkesi anladığım kadarıyla. Öyle. Bildiğim kadarıyla mesela Yunanistan'da çok Bulgar var. Hani çalışmak için. İtalya'da aynı şekilde. Hatta Türkiye'ye de gelen çok kişi var. Türkiye genellikle şey geliyor yani. Bulgaristan'da olan Türkler Türkiye'ye geliyor genelde çalışmak için. Yani Bulgaristan bu şekilde. Filipe şehri bu şekilde. Başka ne diyebilirim? Mesela kahve var, kahve makineleri var. 50 leva, yarım leva. Hani 50 kuruş mu artık, ne diyebiliriz bilmiyorum. Yani 1 levanın yarısı makinelerden kahve alırsınız. Bir su 60, yani 0.6 leva, öyle söyleyeyim. Başka ne diyebilirim? Bir şişe kola. 1,5 leva. 1 euro şöyle bir 1 euro yaklaşık 2 leva. 1 dolar ise yaklaşık 1,5 leva. Yani artık diğer hesabı siz yaparsınız. Lira ile hesaplarsak 1 leva eşittir 30 kuruş civarında. 28 kuruş. Öyle yazıyor dövizler. Yani bir leva almak için yaklaşık 3 küsür 4 lira yakın bir para vermeniz lazım. O şekilde. Burada bayağı bir şey varmış burada da. Böyle. Küçük statlar varmış. Herhalde bir bayram mı, bir etkinlik mi, öyle bir şeye benziyor.